grup salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine AK Parti grubu adına hoş geldiniz diyorum. Haftalık olağan grup genel kurul toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 3. birleşimini açıyorum. Grup toplantı salonumuzu teşrif eden değerli misafirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara Çankaya, Gölbaşı, Altındağ, Yeni Mahalle, Etimesgut, Pursaklar, Keçören, Sincan ve Mamak ilçe teşkilatları aramızdalar. Hoş geldiniz. Balıkesir Edremit ilçe teşkilatı, Kocaeli Çayırova ilçe teşkilatı, Van Gürpınar ilçe teşkilatı, Bursa Orhan Gazi ilçe gençlik kolları ve muhtarlar, Tokat İl Gençlik Kolları, Düzce Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, Burdur İl Gençlik Kolları, Gençlik Kolları iyi maşallah, İzmir İl Kadın Kolları, Türkiye genelinden grup toplantımıza katılan vekil imamlar, Samsun'dan grup toplantımıza katılan mimar ve mühendisler, Avustralya'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Portekiz'de düzenlenen 2017 Down sendromlu Avrupa Atletizm Masatenisi şampiyonasında ülkemizi temsil eden özel sporcular, 17 madalya kazanan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, hoş geldiniz diyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Değerli milletvekillerim, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili hükümetimizin gönderdiği tezkereyi inşallah genel kurulda görüşeceğiz. Arkasından nüfusla ilgili kanun değişikliğinin görüşmelerine devam edeceğiz. Cuma günde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışacaktır. Milletvekili arkadaşlarımızın, sayın bakanlarımızın bilgilerine sunuyorum. Grup başkanımız, genel başkanımız, başbakanımız,
haftalık olağan grup toplantısını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başbakanım. Evet. Grup başkan vekilimiz hafif dil sürçmesi oldu ama önemli değil. Sen ne de ol, sürekli kağıda bakmakta fayda var. Doğru. İrticalen konuşunca bazen yanlışlıklar oluyor, biz de yapıyoruz. Olur, insanlık hali. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi bugün günübirlik vaki davet üzerine Polonya'ya gitti. Polonya Cumhurbaşkanı'yla görüşmeler yapacak. Dolayısıyla bugün de grup toplantısında sizlerle beraberiz. Değerli yol arkadaşlarım, misafirlerimiz, gençler, hanımefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Grubumuzu şenlendirdiniz. Sözlerimin başında bir rahatsızlık geçiren ve şu anda tedavisi devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem Genel Başkanı Deniz Baykal'a şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi AK Parti grubu adına iletiyorum. Değerli kardeşlerim, yine dün yapılan operasyonlarda, Kuzey Irak bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı düzeneğiyle şehit edilen 4 tane askerimiz var, jandarmamız var. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, bildiğiniz gibi Somali'de çok büyük bir terör olayı meydana geldi. Yüzlerce insan, masum insan hayatını kaybetti. Bu vesileyle bir kez daha terörü lanetle, şiddetle kınıyoruz. Terör insanlığın baş belasıdır, ortak tehdittir. Dolayısıyla teröre karşı farklı standartlar, ikiyüzlü davranışlar terörü yok etmeye değil, terörün daha fazla azmasına vesile olmaktadır. 40 yıldan fazla bir süredir terörle büyük mücadele yapmış ve terörden büyük zarar görmüş ülke olarak hep söylediğimiz bir şey var. Hiçbir ülke, hiçbir şehir, hiçbir yer kendisini güvende hissetmez. Terör her zaman, her yerde kapıyı çalabilir. Onun için mutlaka bu mücadelede ortak akılla birlikte hareket etmek mecburiyeti vardır. Değerli yol arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta yoğun bir haftaydı. Birçok etkinlikler gerçekleştirdik. Grup toplantımızdan hemen sonra 81 ilimizin valisiyle Ankara'da
İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde bir araya geldik ve illeriyle ilgili değerlendirmeleri aldık. Ayrıca kışa girerken özellikle terörle mücadele konusunda durum nedir? Bundan sonra neler yapılması gerekir? Bunlarla ilgili kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Ayrıca valilerimize yöneticisi oldukları şehirlerde vatandaşlarıyla, hemşerileriyle ilişkilerinde ne yapmaları gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğinde kapsamlı bir şekilde görüştük. Merkezi hükümet tabii ki ülkenin genelinin sorunlarını, vatandaşın tamamının meseleleriyle ilgilidir. Ama vatandaşa en yakın birimler belediyelerdir, valilerdir, kaymakamlardır, muhtarlardır. Dolayısıyla eğer merkezi yönetimi beyin baş olarak görürsek, yerel yönetimler, mahalli idareler el ve ayaklardır. El ve ayaklar çalışmadan vücudun, bir bütünün başarılı olma imkanı yoktur. O bakımdan valilerimizin yaptıkları, belediye başkanlarımızın yaptıkları bir ölçüde vatandaşımızın sorunlarını, dertlerini en iyi şekilde çözmek için hükümetimizin belirlediği politikalar çerçevesinde canla başla çalışmaktır. Biz onlara şunu söyledik, özetle dedik ki iş yaparken usul ve biçim hatalarına takılmayın. Sahada iş yapan, iş üreten herkes hata yapabilir. Eğer usulde hata yaparım diye korkarsanız, şekilde hata yaparım diye korkarsanız hiçbir iş yapamazsınız. Dolayısıyla vatandaşın beklentisi de bir başka bahara kalır. Hata yapmak olur ama hainlik olmaz. Hata affedilir ama hainlik affedilmez. Onun için sahada bulunanların, planlama yapanlara göre çok daha önemli sorumluluğu var, daha da fazla gücü var. Çünkü onlar olayın içindeler. Ankara'dan, uzaktan sorunu tarif etmek, çözümü üretmek pek de mümkün değil. Sahadaki buradan daha iyi bilir. O yüzden çözüm de yerel olmalı, yerinde olmalı. Bunu açıklıkla bütün valilerimize anlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda valilerimiz, belediye başkanlarımız bulundukları şehrin, ilçenin, beldenin hatta muhtarlarımız bulundukları köylerin konularıyla çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Artık her şeyi Ankara'ya havale etme dönemi yavaş yavaş ortadan kalkacak. Gençler, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya imamlar eğilmeden nasıl yapacağız? Rüküye, secdeye nasıl gideceğiz? Onu da düşünün. Biz ancak alçakların karşısında eğilmeyiz.
Rabbimizin karşısında eğiliriz. Eyvallah. Vurdur. Salepler oldu mu? Hazır mı salepler? Hadi bakalım. Gençler, hadi biraz ara verelim de şu işi bitirelim. Sonra istediğiniz kadar tezahürat serbest. Yine geçen hafta NÜSİAD'ın Vizyoner 2017 programı vesilesiyle iş dünyamızda bir araya geldi. İş adamlarımızın ülkeye olan güvenini gördük. Hükümetin çalışmalarına olan inancını gördük. Bundan da memnun olduk. Daha sonrası Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştirdik ve o gün akşamı da Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Ankaralı hemşerilerimiz ve başkentte yaşayan yabancı misyon temsilcileriyle beraber olduk. Bildiğiniz gibi hafta sonu Yalova'da Merkez İlçe Kongresi'ne katıldık. Yağmurlu ve bereketli bir gün olmasına rağmen Yalova teşkilatımız o müthiş coşkusuyla bizi karşıladı. Ve çok heyecanlı, çok coşkulu bir kongre gerçekleştirdik. Bu vesileyle Yalova'daki bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongre süreci devam eden bütün illerimizde, ilçe teşkilatlarımıza da buradan selam gönderiyor, başarılarının devamını diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla, milletimizle paylaşacağız. Eğer bir ülke büyüyecekse, kalkınacaksa bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle, birlikte çalışmasıyla mümkün. Esnafla, çiftçiyle, işçiyle, emekliyle, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla ortak bir gelecek, ortak bir hedef için çalışan büyük bir aileyiz. Türkiye için çalışan, alın deri töken, akıl teri döken, katma değer üreten herkesin başımızın üzerinde yeri var. Burada esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum. Biz esnafımızı büyüyen güçlü Türkiye'nin ana bel kemiği olarak görüyoruz. Böyle gördüğümüz için de 15 yıldır esnafa desteğimiz artarak devam ediyor. 2002 yılı AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıl. Bir yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarı 153 milyon lira. 153 trilyon. Bugün ne kadar veriyoruz yıllık? 153 trilyondan 22 katrilyona çıkmış. 153 milyon nere, 22 milyar nere Abdülkadir? Evet, 2002'den bu tarafa 1,5 milyon esnaf ve zanaatkar sadece 70 milyar kredi kullandı. Sadece esnaf için konuşuyorum. Bu yılın ilk 9 ayında esnafa açtığımız kredi
9 milyarı geçti. 2002'den bu tarafa esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından verilen ve düşük faizli krediler için hazinenin sağladığı destek miktarı 5,5 milyar lira. Malum piyasadaki faiz yüksek, bir kısmını hazine üstleniyor. Esnaf bu yükü kaldıramayacağı için şimdilik faizler yüksek olduğundan hazine bu yükü üzerine alıyor. Bu şu ana kadar 5,5 milyar lirayı bulmuş. Helali hoş olsun. Esnaflar üretiyor. Esnaf istihdam sağlıyor. Esnaf ekonomiyi ayakta tutuyor. Unutulan sanatları yaşatıyor. Onun için esnafa ne yapsak azdır, daha fazlasını da inşallah bütçe imkanlarıyla yapacağız. Ama tabii bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz budur. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var ve bu konuda da bundan sonra bazı önemli kararları alacağız. Bu faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. Bugün Türkiye ülke riski primi bakımından son 3 yılda hiç olmadığı kadar iyi durumdadır. CDS dedikleri kat sayı bugün 150 civarındadır. Bundan 1,5 sene önce 300'dü. Bütün bunlar ortadayken, büyüme %5'in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar günden güne artıyorken, faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değildir. İnşallah bu konuda hükümetimizin birinci derecede öncelikli maddeler arasında yerini almıştır. Alacağımız tedbirlerle ve ekonomiye yönelik yeni kararlarla faizlerin de kendi doğal sınırı içerisinde kabul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlayacağız. Ve böylece yatırımlarda ilave hazine desteği gerekmeden bu yatırımların gerçekleşmesi mümkün hale gelecek. Değerli arkadaşlar, kredi kullanan esnaf sayısı 15 yıl önce 63 bin, sadece 63 bin şanslı esnaf kredi kullanıyordu. Bugün 450 bin esnafımız bu ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Kredi sınırı ne? Üst sınırı. 2002'de 5 bin lira alabiliyoruz. Sadece 5 bin lira. Bir sürü bankada muamele, kağıt, getir, götür, imza. Sonunda 5 bin lira. Onun da 1/5'ini masraf ediyoruz. Şimdi ne oldu? 150 bin lira. 5 bin liradan 150 bin liraya. Faiz oranı 5 bin lira para alıyor. O da başarabilirse faiz oranı da %47. Aldığı paranın yarısını kesiyor veya yarısı kadar daha fazla geriye para alıyor. Tam bir soygun. Tam bir soygun. Şimdi ne kadar? 0 ile 4,5 arasında. 4,5'un üzerinde yok. Üstünü hazine karşılıyor. Kefaret kooperatifleri var. Ancak 400 tanesi, 402 tanesi
kredi alabilir şekilde yapılan denetlemelerle kredi alabilir onayını almış. Şimdi ne kadar? 900 kooperatifimiz kredi alabiliyor. Yeni bir adım. Tescom'la, Halk Bankası'yla hükümetimiz yeni bir adım atıyor. Şimdi burası esnaflarımıza yeni müjde. Dikkatli dinlesinler. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Esnaflarımız, sanatkarlarımız eğer bulunduğu iş yerini satın almak istiyorlarsa bunun için de kredi alacaklar. Esnafımız eğer iş yerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeyle alabilecek. Bu da büyük bir iş. 500 bin lira para alacak, 10 yıl vadeyle geri ödeyecek. Ve nihayet esnaf ve sanatkarlarımız iş yerinde yeni araç alırsa, binek olur, kamyonet olur, kamyon olur, minibüs olur, ne olursa olsun, ihtiyacı olan bir araç alırsa, sıfır araç, taşıt edindirme kredisini de kullanabilecek. Bunun da vadesi 5 yıl. Ve bu da 500 bin lira. 500 bin lira 5 yıl vadeyle alabilecek. Tabii bütün bunların faizi piyasa faiziyle değil, özel hazinenin desteklediği düşük oranlı faizli olacak. Bütün bu yenilikler esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Burada tabii Tescom'un, Halk Bankası'nın ve hükümetimizin önemli birlikte çalıştığı bir konudur. Bu vesileyle Tescom Genel Başkanı'na ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı malum. Arkasından da Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Hepinizin bildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu'nda olağanüstü halin uzatılmasına yönelik bir tavsiye kararı çıktı. Bugün de hükümetimiz dün yaptığı toplantıda bu tavsiye kararı doğrultusunda uzatma tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Bugün de zannediyorum az önce Grup Başkan Vekilimiz bu tezkerenin bugün görüşüleceğini ilan etti. Değerli arkadaşlar, yani olağanüstü halin bir keyfiyet değil, bir mecburiyet dolayısıyla alındığını bir kez daha söylemek istiyorum. Ya durup dururken niye olağanüstü hal ilan edin? İşte etrafa bakıyorsunuz, her gün bir yerde bir olay patlak veriyor. Bir yandan Türkiye FETÖ'yle, DAEŞ'le ve PKK'yla amansız bir mücadele veriyor. Dolayısıyla bu şartlar altında olağanüstü halin 3 ay süreyle tekrar uzatılması görüşü benimsendi ve bu Yüce Meclis'in takdirine sunuldu. Bildiğiniz gibi İdlib'de, Suriye'de gerilimi azaltma ve çatışmasızlığı sağlama, ateşkesi devam ettirme görevi Rusya ve Türkiye tarafından Astana'da alınan karar çerçevesinde ifa edilecek, yerine getirilecek. Bu maksatla silahlı kuvvetlerimize, askerlerimiz teçhizatlarıyla birlikte İdlib şehrinin etrafında gerekli konuşlanmayı yapıyorlar. Bu faaliyetlerine
başladılar. Bu çerçevede bir yandan burada terör olayları önüne geçilecek, diğer yandan da olası bir yeni çatışmada ülkemize olan göç baskısını kontrol altına alacak. Diğer yandan Irak'ta da bazı gelişmeler yaşandı. Bu son iki gün içerisinde yasa dışı, anayasaya aykırı bir referandum Kuzey Irak bölgesinde yapıldı. Bütün ikazlara rağmen yapıldı. Bütün dünya karşı çıkmasına rağmen yapıldı. Barzani ve ekibinin inadı yüzünden burada böyle bir yanlış yola girildi. Ve referandum arkasından Kuzey Irak bölgesel yönetimine yönelik Irak, Türkiye, İran bazı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kamuoyuna ilan etti. Ve bu bağlamda Türkiye Erbil'e, Süleymaniye olan uçuşları durdurdu ilk olarak. İkinci olarak da Türk hava sahasını bu bölgelere olan uçuşlar için kapattı. Şimdi yeni tedbirler kapıda. Bu tedbirlerden bir tanesi İbrahim Halil sınır kapısının merkezi Irak yönetimine devredilmesi. Bununla ilgili Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda süreci başlatmış bulunuyoruz. Baştan beri bir şey söylüyoruz. Bizim amacımız Kuzey Irak'ta, Erbil'de, Süleymaniye'de, Dohuk'ta, Kerkük'te, Musul'da ve diğer bütün bölgelerde yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, oradaki yerli ahaliyle bir sorunumuz yok. Bugüne kadar hem Saddam'ın katliamlarından hem Körfez harekatından onların bütün sıkıntılarına, bütün sorunlarına çözüm üretmiş, dar zamanlarında hep yardımı olmuş Türkiye'nin ne kadar yanlış yaparsa yapsınlar bu baştakiler, bu tutumu değişmeyecek. Çünkü yanlış yöneticilerin hesabını biz masum insanlara soramayız. Bizim değerlerimize bu uymaz. Hesabı bu kararı verenler ödeyecek. İş bu kadar basit. Ve nihayet ödemeye de başladılar. Burnunun doğrultusunda karar verirsen işte olacaklar budur. Irak merkezi yönetimiyle bu konuda yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bildiğiniz gibi pazarı pazartesiye bağlayan gece Kerkük'te merkezi Irak yönetimi, Irak güçleri bir operasyon başlattı ve burada Kerkük'ün tamamen PKK unsurlarından ve peşmergelerden temizlendiği bilgisi geliyor. Bizim burada değerli arkadaşlar, yıllar boyunca işin tarihi derinliğine baktığımızda yıllar boyunca orada sistematik olarak demografik yapıyı fiili durumlarla değiştirme gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Hatırlayın, daha birkaç yıl önce bütün kayıtlar yakıldı ve bir oldu bittiyle orada Kerkük bir Kürt şehridir diye bir fiili durum yapıldı. Bunu Türkiye olarak asla kabul etmedik. Şimdi Kerkük'ün tekrar Irak merkezi yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müsbet bir gelişmedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak
bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek bir yönetim tarzını uygulamaya koymaktır. Aksi halde sorunlar tekrar devam eder. 50 sene öncesine gittiğimiz zaman Kerkük'ün demografik yapısında çoğunluğun Türkmenlerden oluştuğunu görüyoruz. Ama zaman içerisinde yapılan baskılar ve dışlama politikalarıyla bu durum değişmiş. En son Peşmerge'nin yaptığı fiili durumla da maalesef durum daha da kötüleşmiştir. Türkiye olarak Kerkük'te yaşanan olayları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve Kerkük'te demografik yapıyı titizlikle korumaya yönelik her türlü çabaya katkımız devam edecek. Bölgede yaşayan etnik gruplara yönelik tavrımız çok açık ve nettir. Bu konudaki hassasiyetimizi aynen sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, diğer önemli bir konu da bildiğiniz gibi bugün bu hafta komisyonda görüşülen bir torba yasa tasarısı var. 130 maddeden fazla olan bu tasarıda birçok toplum kesimini ilgilendiren konular var. Mesela bunlardan bir tanesi belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor her 4 yılda bir. Bazı belediyeler ellerindeki parayı, bütçeyi doğru dürüst kullanmıyor, çarçur ediyor. Para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5000 lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Yani sana verilen bir yetkiyi bu kadar aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin? Şimdi buna el attık. %50'den fazla arttıramayacak. Hiç kimse. 100 liraysa en fazla 150 lira. Ha bunlar da daha ziyade muhalefet belediyeleri yapıyor. Bunu da bilin ya. Vatandaşın bilsin. Yani seçip getirdikleri belediyeler yapıyor. İster muhalefet, ister iktidar, kim yaparsa yapsın. Belediyeler verilen bu hakkı kötüye kullanamaz. İşte istemezdik böyle bir sınır getirmeyi. Ama sorumsuz davranırsanız, vatandaşı yok sayarsanız böyle bir sınırlama elbette gelecek ve böylece vatandaşlarımızın basiretsiz yöneticilerin hatalarının bedelini ödemesinin önüne geçiyoruz. %50 daha fazla yukarı çıkamazsın. Aslında normalde enflasyon oranı onu geçmemesi lazım. Ama olur ki hadi orada bir değişik imar uygulaması olur, yol geçer, şu olur, bu olur. Biraz fazla değer artışı olur. %3500, %5000 olur mu be kardeşim? Bu büyük gasttır, gaddarlıktır. Bunların hesabını verecekler. Öyle ben yaptım oldu yok. Şimdi tıpış tıpış o aldıkları paraları geri verecekler. Yeni beyannameler düzenlenecek. Vatandaş 100 liralık bir değer varsa işte 110 lira, 120 lira bilemedin 150 lira en fazla bir matrah üzerinden vergisini ödeyecek. Ayrıca belediyelerin mücavir alanları içinde vatandaşın kullandığı tarım arazileri var. Mücavir de halihazırda kullanıyor.
Fakat sahibi değil. Bura imara açılan bir yer değil. Hali hazırda kullanılan arazi. Ama tarım arazisi. Binaları yıkıp şehrin içinde tarım arazisi oluşturma şansımız olmadığına göre bunların içinde bulunduğu bu yanlışı, bu fiili durumu düzeltmek gerekiyor. Buna da doğrudan satın alma hakkı veriyoruz. 10 sene önce yer yapmış şehrin içinde fakat imarsız tarım arazisi gözüküyor. Tarım arazisinden eser kalmamış. Şimdi bunlara diyoruz ki makul bir bedel üzerinden bu yer zaten senin, parasını ver al. Bu şekilde vatandaşın bir sorununu, bir derdini daha çözmüş olacağız. Bir başka iş, çok önemli bir karar. Turizm bölgeleri var. Burada yapılan oteller var. Rahmetli Özal döneminde başladı bu iş. Sahillerde üst kullanım hakkıyla 49 yıllığına verildi. Şimdi o günden bugüne zaman geçti, süre azaldı. Bu sefer acaba bu süre dolunca biz ne yapacağız? Elimizden mi alacaklar? Devam edecek miyiz bilmiyorlar. Dolayısıyla yatırım yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle bekliyorlar. Bu da bizim turizmimize zarar veriyor. Ekonomimize zarar veriyor. Bunu da, bu belirsizliği de ortadan kaldırmak için tesislerin kira süresini tekrar 49 yıl arttırıyoruz. Yani başa alıyoruz, 49 yıla tekrar çıkarıyoruz. Öyle değil mi Naci Bey? Tamam. Naci Bey yanlış olunca ikaz et. Tabii bununla da yetinmiyoruz. Burada isteyen olursa parasını verip bunları alabilecek. Yani ben tamam kira olarak uzatmıyorum. Satın almak istiyorum. Raicinden, Kadri Maruf'unda bunları da satın alma imkanı getiriyoruz. Cep telefonu görüşmesinde vergi %25, 7,5'a düşürüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ev telefonunda da görüşme %15. Bunu da 7,5'a düşürüyoruz. Yarıya düşürüyoruz. Telefon şirketleri eğer düşürmezse bu vergiler düşmesine rağmen biz de onları düşürürüz. Öyle yağma yok. Biz düşüreceğiz, onlar düşürmeyecek. Hep beraber. Düşüyorsak da beraber, kalkıyorsak da beraber. Evet. Büyük şehirlerde, köyden mahalleye dönüşen yerlerde esnaf muaflığı var. Yani köyler var. Büyük şehirlerdeki köyler mahalle oldu. Dolayısıyla oradaki beldelerdeki eski köy diye tabir edilen yerlerde esnaflara vergi muafiyeti var. O muaflığın süresi dolmuştu. 2020 yılına kadar tekrar uzatıyoruz. Bu nereden çıktı? Hadi gel, vergi memuru geliyor. Sen beyanname verdin mi? Vergi verdin mi? Vermedin mi? Anan kim, baban kim? Bunlar yok. Tekrar uzatıyoruz. İşine gücüne baksın vatandaş. Sürekli vergi memurlarıyla mı uğraşacak? Ağlasın. Ağlasın. Evet. Ağlasın'a çok selam söyleyin. Ağlasın fazla ağlamasın, işler yolunda gidiyor, merak etme. Avustralya'ya bizden de selam söyleyin.
Evet. Ama siz buradasınız. Ne kadar uzak olursa olsun gönüller beraber. Vatandaşlarımıza çok selam. Başka bir mevzu daha var. O da biliyorsunuz Adıyaman tütünü var. Diğer tütünlerin rengi farklı, bununki farklı. Ben hiç bilmiyorum tabii. Sadece Ahmet Aydın iyi biliyor bu işi, bizim meclis başkan vekili. Anlata anlata bitiremiyor ama yani bunu tatmadan anlaşılmaz. O da yasak olduğu için hiçbir türlü anlayamayacağız bu Adıyaman tütününü. Adıyaman tütünü, üreticilerin ürettikleri tütünü sorunsuz bir şekilde satmaları için gerekli tedbirler alınıyor. İç rahat olsunlar, bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede başlıyor? Bu tütünleri alıp ticarileştirenler var. Alıyor, bir yerde fabrikada sigara yapılıyor. Bu da bir atölye kurmuş, orada sigara yapıyor. Arasında iki kat, üç kat fiyat farkı oluşmuş. Bir ticaret alanı oluşmuş, kaçak. Dolayısıyla üretenler üretmeye devam edecek. Orada bir sorunumuz yok. Ama bunu yasal olmayan yollarda seri üretimle sigaraya dönüştürenlere yönelik de tedbirlerimizi alacağız. Evet, daha birçok düzenleme var. Tabii burada 2-3 tane de belki tedbir babından düzenleme de var. Onu da söyleyelim. Bunlardan bir tanesi tabii bu sene tasarruf yapacağız. Bu 2018 yılı tasarruf yılı. Ama tasarrufu önce biz kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok. Kapattık dükkanı. Hiçbir şekilde güvenlik konusu, acil konular dışında yeni devlete, belediyelere, oraya buraya yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz. Daha birçok tasarruf tedbirini hayata geçireceğiz. Önce kendimizden başlayacağız. Hani önce çuvaldızı kendimize batıralım ki iğneyi de vatandaşa yönelttiğimizde o da makul görsün. Ya bunlar önce kendinden başlıyor. Onun için bu fedakarlığa biz de katkı verelim. Şaşa debdebe bitiyor. Varsa herkes normal şartlarda işine gücüne bakacak. Vatandaşın işleriyle daha fazla meşgul olacak. Burada bir önemli düzenleme şudur. Kurumlar vergisini 3 yıllığına 18, 19, 20 %20'den 22'ye getiriyoruz. Geçici olarak. Buna ihtiyaç var. Dengeleri, bütçe dengeleri bakımından buna ihtiyaç var. Bunu yapıyoruz. Bir de bildiğiniz gibi motorlu taşıtlar vergisinde %10'luk bir artış yaptık. Bunu yaparken daha biraz fazlaydı. Vatandaşın ikazı, Cumhurbaşkanımızın da bu yöndeki talimatı çerçevesinde normal bir seviyeye getirdik. Bunu yaparken de 1300 cc motor hacminde olan araçları muaf tuttuk. Böylece yüksek bedelli olmayan araçlarımızı da bu işin dışında tuttuk ki vatandaşımız, dar gelirli, orta gelirli vatandaşımız bundan fazla etkilenmesin. Bir başka konuda tabii engelli araçlarıyla ilgili düzenlemedir. Burada da düzenlemeyi o şekilde yaptık ki
vergisiyle vesaire 150 bin liraya kadar olan araçlar artık hiçbir vergiye tabi olmadan alınabilecek. Minibüs alacaksa, başka türlü araç alacaksa bunlar zaten dahil değil. Otomobillerde de iyi kalitede, geniş iç hacmi olan araçlarda rahatlıkla artık vergisiz olarak alınabilmiş olacak. Daha birçok düzenlemelerimiz var. Dolayısıyla bu düzenlemeler hayata geçtiğinde hem piyasalarda bir canlanma olacak, hem de vatandaşımızın yıllardan beri birikmiş sorunları tamamen ortadan kalkmış olacak. Vekil imamlar, öğlen namazında buluşalım. Burada, burada, mecliste cami var. Bitireyim mi, ondan sonra tek tek konuşalım. Helal olsun sana. Tamam. Bak şu beyaz ceketli delikanlıya dikkat edin. Hemen toplantıdan sonra ekibiyle beraber alalım. Sağ ol, sağ ol. Nereden? Melbourne'den mi? Sydney'den mi? Nereden geldin? Melbourne. Canlı yayında geliyor. Ha, öyle mi? Haymedov'da mı? Nereden? Delikanlı. O ayrı o. O ayrı. O başka. Bak bak, gözlüklü. O şimdi başka işte. O hızlı okey bir yerine geldi onun. O yukarı çayır bölgesinde oturuyor. Tanıyorum onu. Evet. Gittiğimde görmüştüm. Evet, değerli arkadaşlar, Sayın Bahçeli bugün grup toplantısı yaptı. Malum bizden önce onların grup toplantısı. Orada çok memleket meselelerine, diğer bölgesel meselelere yönelik fikirlerini paylaştı. Özellikle eğitime yönelik üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak bu sene. Sınavlar aynı günde başlayıp bitecek. Sayın Bahçeli bir adım daha ileri gitti. Dedi ki bu yetmez, üniversiteye giriş sınavlarını kaldıralım. Şimdi Sayın Bahçeli akademisyendir, bu işlerden anlar. Ben değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Ancak bir şey söylemekte fayda var. AK Parti iktidarından önce Türkiye'de 76 üniversite vardı. Ve şu anda da 185 üniversitemiz var. 76'dan 185'e. Bunu niye söylüyorum? Burada bir sonuç var. Sonuç şu. Türkiye'de üniversiteden mezun olan gençlerin sayısı 900 bin. Liselerden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyen gençlerin sayısı da 1.100.000. Eskiden bu sayı arasında 10 kat fark vardı. Diyelim 900.000 üniversitenin kapasitesi varsa 100.000
Daha doğrusu kapasitesi varsa mezun olan onun iki katı, üç katı. Şimdi hemen hemen birbirine yaklaştı. Sorun ne? Diyelim ki 100 kişi mezun oluyor, 100 kişiyi de üniversiteler alıyorsa sınava gerek yok. Denebilir. Ama geçmiş yıllardan gelen 2,5 milyon gencimiz var. Onlar birinci sene denemiş olmamış, ikinci sene denemiş olmamış, deniyor, öyle azalıyor. Şimdi önce birinci meselemiz bu gençlerimizi üniversiteli yapmak. Bu biriken 2,5 milyonu da bir şekilde üniversiteye göndererek veya mesleğe yönlendirerek bir şekilde eritmek. Ondan sonra zaten doğal olarak mezun olanla üniversitelerin alacağı sayı aynı olacağı için Sayın Bahçeli'nin dediği öneri üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir. Dolayısıyla bu konuda Sayın Bahçeli'nin bir akademisyen olması hasabıyla gündeme getirdiği bu konuyu, bu meseleyi dikkate alıyoruz. Ancak zamanını dediğim gibi bu bütün bu sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Vatan için 80 milyon el ele, kol kola. Değerli arkadaşlarım, bugün bu hafta yine yoğun bir programımız var. Bugün öğleden sonra Ana Muhalefet Partisi Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile de bir görüşmemiz olacak ve gündemi değerlendireceğiz. Bazı iç ve dış meseleler konusunda hükümetimizin çalışmaları hakkında bilgi vereceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan bütün oyunları bozmak için hükümet olarak canla başla çalışıyoruz. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Mecburuz. Farklılıklarımızı değil, benzer yanlarımızı daha çok gündeme getireceğiz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın da tekrarladığı bir şey var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Sadece 80 milyon için değil, Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Burdur'a çok selam söyleyin. Sadece 80 milyon insanımız değil, dünyanın her köşesinde umudunu Türkiye'ye bağlayan mazlum insanlar içinde güçlü olmaya mecburuz. Allah bu aziz milletin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye artık dünyanın dört bir yanına ulaşabilecek imkana, kabiliyete sahip. Bakın, Somali'de yüzlerce insan patlamada hayatını kaybetti. Saatler sonra orada sadece Türkiye vardı, Türkiye'nin bakanı vardı, sağlık ekibi vardı, biz vardık. Ve oradan 35 yaralıyı, 35 refakatçiyi hemen Türkiye'ye getirdik, tedavilerine başladık. Orada Türkiye'nin yaptığı hastane olmasaydı, o terör olayında yaralananların tedavisi yapılamayacak. Biz gittiğimiz yerlere
hesap kitap için gitmiyoruz. Dolar için gitmiyoruz, para pul için gitmiyoruz. İnsanlık için gidiyoruz, kardeşlik için gidiyoruz. Bizim farkımız bu. Zile, tokat. Pekmez yok mu pekmez? He? Külek pekmezi. Tamam. Şanlıurfa'ya selam. Zile'ye selam. Burdur'a selam. Ağlasun'a selam. Avustralya'ya selam. Anadolu'nun bin bir köşesinden gelen bütün kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza selam olsun. Orhan Gazi, Yeşil Bursa, hoş geldiniz. Maşallah, maşallah. Evet, sözlerimizi tamamlama zamanı geldi. Efendim. Bolvadin, hoş geldin. Kaymakla geldin. Başım gözüm üstüne geldin. Gel 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 aşağı gel. Hadi. Gel gözlüklerine de bitiyorum ha. Şuraya bak. Nere? Edremit. Koca reisin torunları hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eyvallah. Hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime burada son verirken meclis çalışmalarında arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Sayın Başbakanım, 11-16 Ekim 2017 tarihinde Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlar Avrupa Atletizm Masa Tenisi Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden özel sporcular var. 17 madalyayı ülkemize kazandırdılar. 4 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalya kazanan değerli sporcularımızı ve Gençlik Spor Bakanımızı Genel Başkan Yardımcımı buraya davet ettim. Aile Sosyal Politikalar Bakanımız. Önde dursunlar, önde. Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar, saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu açılıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi olağanüstü hal tezkeresinin görüşmelerinin bitiminde nüfus kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılan kanun tasarısının görüşmelerine başlayacağız. Cuma günde dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu kanunun bitimine kadar devam edecek. Eğer Perşembe günü bitirirsek Cuma günü tatil yapıyoruz. Cuma günü bitersek cumartesi günü tatil yapıyoruz. Gelecek haftadan itibaren de saat 24'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışacak. Bilginizi rica ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.